Sayın seyirciler, bugün 25 Kasım, yani kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde bugün çok anlamlı bir program vardı. Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin'in de katıldığı programda kadına yönelik şiddeti sıfıra indirmenin yolları konuşuldu. Vali Yardımcısı Sezgin, kadına yönelik şiddetin hayatımızdan çıkması için kızını dövmeyen dizini döver veya adam gibi olmak gibi cinsiyetçi sözlerin kültürümüzden çıkarılması gerektiğini söyledi. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kadına yönelik şiddet ve mücadele yasal düzenlemeler kadar bu düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması, mağdura ve nihayetinde şiddet uygulayana yönelik koruma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulması ile konu hakkında toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması da büyük önem taşımaktadır. Kadına yönelik şiddetin sıfıra indirilmesi için nasıl bir yol izleneceğini konuşulduğu toplantıda Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin önemli bir konuya değindi. Sadece mevzuat temelinde bir çalışmanın Türkiye'de kadına karşı şiddeti önlemede yeterli olmadığını görüyoruz. Vali Yardımcısı Sezgin, yanlış inanç ve kültürel konuların aile içi ve kadına şiddet konusunda etkili olduğunu söyledi. Atasözlerimize bakıyoruz. Bazı sözler var, pek çok söz var değişmesi gereken. Hemen aklımıza gelen, mesela kızını dövmeyen dizini döver. Veya her sözümüz adam gibi olmak. Halbuki insan gibi olmak diyemiyoruz. Veya erkeğin elinin kiri diyoruz. Ama kadına başka bir şey yüklüyoruz. İşte bu yaklaşımın temelden değiştirilmesi noktasında biz kültürümüzde yer eden ama bize uymayan bu alışkanlıklarımızı, anlayışımızı, zihniyetimizi değiştirmek durumundayız. Her türlüsü ile mücadele etmek gerekiyor. Ve şiddeti sıfır noktasına getirinceye kadar herkesin bu mücadelede yer alması gerekiyor. Toplantı, kadına şiddetin dünya üzerindeki etkileri ve şiddetin sıfıra indirilmesi için uygulanması gereken konuların anlatımıyla devam etti.